Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda dünyada sadece 3 tane bulunan ve bir tanesi de bizim şansımıza İzmir'de bulunan Uzay Kampı Türkiye'yi gezmeye geldik. Emre Bey, kısaca takipçilerimize kim olduğunuzdan bahsedebilir misiniz? Ben Emre Aday. Uzay Kampı Türkiye'de yurt içi pazarlama ve halkla ilişkiler müdürü olarak görev yapıyorum. Hem biz size sorularımızı soralım hem de şöyle kampın içinde ne var ne yok bir dolaşalım istiyorum eğer siz de hazırsanız. Buyurun dolaşalım, sorularınızı da memnuniyetle yanıtlarım. Bu uzay kampı nedir, ne işe yarar, kimler gelebilir, ne bileyim diyelim ben buraya geldim, tek başına yazıldım. Çıkarken hayatımda ne değişmiş olur? Uzay kampı 7-15 yaş arasındaki öğrencilere uzay bilimleri ve teknolojileri alanında uygulamalı eğitim veriyor. Bireysel olarak yetişkinlerin programa katılması mümkün değil ama grup olarak katıldıklarında bir program sunabiliriz. Uzay kampından ayrılırken katılımcılar geçmişte ne tür uzay çalışmalarının yapıldığını, günümüzdeki çalışmalarının neler olduğunu, gelecekte yapılması planlanan çalışmaların neler olacağını detaylı bir şekilde öğreniyorlar. Şimdi Emre Bey, programlardan bahsettiniz. Biz de şunu merak ettik. Burada hangi programlar var? Bir de içerideki yapıyı biraz tarif edebilir misiniz? Yani o simülasyonlar ne işe yarıyor? 2-5-6 günlük programlar sunuyoruz. Takım çalışması, zaman yönetimi, kendi başına iş yapabilme gücü gibi bireysel yetkinliklerini de geliştirebilecekleri ideal bir ortamla karşılaşıyor öğrenciler. Konaklama uzay kampı binasında gerçekleşiyor. Yaklaşık birebir ölçülerde bir uzay mekiği modelimiz var. Sanal uzay uçuşu yapıyoruz. Çok eksenli simülatörü dünya atmosferine giren kapsülün yaşayacağı yön kaybını anlatıyoruz. Dijital planetaryumda konum astronomisini öğreniyoruz. Mars'ın üzerinde araç kullanma tecrübesi sunuyoruz. Evet, şu anda bir uzay mekiğinin içerisindeyiz. Yanımda Buse ve Neslihan var, bizim kaptan pilotlarımız. Öncelikle şunu merak ettim. Burası gerçek bir uzay mekiği mi? Aslında tam olarak gerçek değil ama gerçek uzay mekiğinin küçültülmüş hali. Peki Neslihan, sen ne yapıyorsun bu mekikte? Ben mekik komutanı. Burada yer kontrol merkeziyle iletişimi sağlıyoruz ve herhangi bir arıza çıktığında mekik üzerinde buradan bu switchlerle sorunları çözüyoruz pilotla birlikte. Bu bölümde 3 tane kargo uzmanı var ve burada bazı deneyler yapıyorlar. Burası Mars gezgini alanımız. Mars yüzeyi, şekilleri ve yapısı hakkında bilgi alıyoruz. Burada öğrencilere Mars'ın yapısı, neden kırmızı, Mars'a ne zaman insanlı uçuşlar planlanıyor ve bunlarla ilgili bilgileri aktarıyoruz. Özgü, burada bir araç görüyorum. Biz daha önce çok elektromobil gördük. Biraz onlara benziyor ama sanırım öyle bir şey değil, değil mi? Aslında bununla hareket etmiyoruz. Oturduğumuz koltukta bir el kontrol çubuğu var hemen sağ tarafta. Bu el kontrol çubuğu sayesinde karşıdaki ekrandan takip ederek Mars yüzeyindeki hedefleri buluyoruz. Mesela Mars yüzeyindeki en yüksek dağ, en geniş vadi, daha önce iniş yapan araçlar, bunları tek tek buluyoruz ve simülatör bize bulduğumuz noktalarla ilgili bilgi veriyor. Altı yer çekimi koltuğu ayda yürümenin nasıl bir his olduğunu gösteriyor bize. Ayın yer çekimi dünyanınkinin 1/6 kadar. Kütlemiz değişmiyor evet ama hissettiğimiz ağırlık yer çekimine oranla değişiyor. Yani aslında dünyada 60 kiloysak ayda kendimizi 10 kilo gibi hissediyoruz. Dolayısıyla yürümemiz de dünyadaki kadar kolay olmuyor. Bu yüzden astronotlar kendilerine 3 farklı yürüyüş şekli bulmuşlar. Biz de bu simülatörde bu yürüyüş şekillerini deneyerek ayda yürümenin nasıl bir his olduğunu deneyimliyoruz. Kurucumuz merhum Kaya Tuncer, 12 Haziran 2000 tarihinde uzay kampını açıyor. Ona fikri veren NASA'da çalışan ilk Türk mühendisi İsmail Akbay, Werner von Braun Alman asıllı bilim adamı ile birlikte çalışıyor. O Werner von Braun da dünyadaki ilk uzay kampının açılmasını fikrini geliştiren kişidir. İsmail Akbay Türkiye'de de böyle bir tesisin açılmasını, Türkiye'deki çocukların da uzayla ilgili eğitim alabilecekleri bir kampa gitmesinin iyi olacağı düşüncesiyle Kaya Tuncer'e yatırımı yapma konusunda fikrini soruyor. Kaya Tuncer uzay kampını Ege Serbest Bölgesi için açmaya karar veriyor. Peki Emre Bey, buraya bir genç veya bir yetişkin ne için gelmeli? Arasındaki fark nedir yani? Uzayla ilgili yapılan çalışmalar nedir? Neler yapılmış, neler olacak diye merak ediyorsa bu uzay kampına gelmek için yeterli bir sebep. Burası uzay istasyonu kapsülümüz. Hemen böyle içeriye doğru girebiliriz. Burada çok ciddi bir çalışma var herhalde. Evet. Öğrencilerimiz uçuş görevi sırasında burada görev alıyorlar. Birebir aynısı diyebilir miyiz sistemler için, yoksa bir canlandırma mı var? Aslında canlandırma ama birebirine çok yakın diyebiliriz. Neslihan, bu uğraştığın şey nedir? Burası uzay istasyonunda astronotların uzayda buldukları taş örneklerini veya toprak örneklerini inceledikleri, çocukların o deney hareketini simüle edebilecekleri çok
güzel bir yer. Özgü, yine ilginç bir şey görüyorum burada. Uzay istasyonunda astronotlar nasıl bitki yetiştiriyorsa biz de öyle bitki yetiştiriyoruz. Yani toprak kullanmıyoruz. Etrafımızda pek çok ekipman var. Öncelikle bu ekipmanlar NASA arması taşıyor. Bunlar NASA ile birebir mi, yoksa benzetme veya birebir benzerleri mi ortaya çıkarıldı? Eğitim merkezinde bulunan araçlarımızın birçoğu NASA'nın tasarladığı araçlar. Dünyadaki diğer uzay kamplarına gittiğinizde orada da benzer eğitim araçlarının olduğunu görebilirsiniz. Ve bazı araçları da biz eğitim gelişme departmanımız orijinallerine çalışarak bizim eğitim sistemimizi adapte etti. Burası yer kontrol merkezimiz. NASA'nın Houston'daki yer kontrol merkezini temsil ediyor. Uçuşun yönetildiği yer aslında burası. Uçuş yöneticisi, gerçek birer astronot uçuş sırasında kendi aralarına nasıl konuşuyorlar, hangi deneyleri yapıyorlar, hepsini burada canlandırıyoruz. Her arkadaşımın ayrı ayrı görevleri var. Şurası biraz farklı gibi. Burada da bizden biri oturuyor. Yani öğrenciler değil, takım liderleri. Uçuşu buradan yönetiyoruz. Buradaki çalışanların NASA'daki uzay çalışmalarıyla veya ülkemizdeki uzay çalışmalarıyla bir bağı var mı? Bizim burada hedefimiz uzay bilimleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek. Önde gelen bilim adamlarını kampımıza zaman zaman davet edip çocuklara sunum yapmaları için imkan sağladık. Yanlış tahmin etmiyorsam bu bizim ay yüzeyinde gördüğümüz Charles Duke ve şuradaki de onun imzası. Ayda yürüyen astronotlardan bir tanesi kampımıza gelip öğrencilerle buluşmuştu. Ayda yürümek nasıl bir duygu, neler yapıldı, bununla ilgili bilgiler vardı. Şimdi Mehmet, pek çok astronot dediniz, NASA çalışanı dediniz. Bu bağlantıları nasıl sağladınız? Burada ağırladığımız ve tekrar Amerika'ya döndükten sonra diğer arkadaşlarına övgüyle bahseden birçok astronot arkadaşımız var. Onların yönlendirmeleri ve resmi kanallardan yaptığımız başvurularla bu faaliyetleri yürütüyoruz. Bugüne kadar ayda yürüyen astronotlardan bir tanesi olan Charlie Duke, uzaya giden ilk 7 astronottan bir tanesi olan Scott Carpenter'ın da arasında oldu. 20 aşkın astronot ve kozmonot bizzat geldi ve öğrencilerle buluştu. Bu odamızın olayı nedir? Burada öğrencilere popüler astronomi bilgileri veriliyor. Bir teleskopumuz var. Gece teleskopla gökyüzü gözlemleri yapıyoruz. Yine kara delik nedir, nasıl oluşur, yıldızların yaşam döngüsü nedir gibi çocukların çok merak ettiği konular hakkında detaylı bilgi veriyoruz. Öncelikle ben çocuğumu buraya göndermeli miyim? İkincisi, nerede kalıyorlar? Yani nerede yemek yiyorlar? Dışarı çıkabiliyorlar mı? Dışarı çıktıklarında ne oluyor? Ailelerin çocuklarını kampa gönderme fikri ülkemizde aslına bakarsanız son 10 yılda, 15 yılda daha çok arttı. Nitekim Türkiye'deki birçok okul uzay kampı programlarına her yıl sürekli olarak katılıyor. Öğrenciler tamamen bizim sorumluluğumuz ve kontrolümüz altında oluyorlar. 15 kişilik gruplara ayırıyoruz. Her grupta onlardan sonra bir takım lideri oluyor. Tüm eğitimler, simülasyonun kullanılması, her şey bizim sorumluluğumuz altında oluyor. Şimdi Emre Bey, öncelikle çok teşekkür ederiz. Bu tarz bir ortak çalışmaya bizimle birlikte girdiğiniz için de çok memnun olduk. WebTekno takipçilerine ne söylemek istersiniz? Bütün takipçilerimizi sadece bir yerden okuyarak değil, birçok kaynaktan bilgi edinerek öğrenmelerini öneririm. Özgü, şimdi yanılmıyorsam çeşitli ülkelerin isimleri yazıyor. Onların içinde çeşitli figürler var. Dünyanın farklı yerlerinden öğrencileri ağırlıyoruz burada. Onlar da gelirken bize bazı hediyeler getirmişler ülkelerini temsil eden. Biz de onları burada sergiliyoruz. Yunanistan, Kazakistan, Avustralya, Kanada, Amerika gibi pek çok farklı kültür burada birleşiyor aslında. Öğrenciler yaz programlarında hem arkadaşlık ilişkilerini hem de kültürlerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Arkadaşlar, artık video içeriğimizin sonuna gelmiş olduk. Sizlerin huzurunda Uzay Kampı Türkiye ekibine bu içeriğin oluşmasında sundukları katkı için sonsuz kez teşekkür ediyoruz. Siz de Uzay Kampı'na nasıl katılırım, nasıl ederim gibi bilgileri merak ediyorsanız aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak tüm bilgileri edinebilirsiniz. Artık başka WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.